Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev şayet enna ketebna. Biz yazmış olsaydık Allah yazmışan aleyhim onlara, yani insanlara diyelim. Veyahut da günah işleyen kimselere diyelim. Eniktülü enfisekum. Nefislerinizi öldürün. Yani canlarınızı Allah'a verin. Allah adına verin. Denseydi. Evi hırcu veyahut da çıkarın min diyarikum, yurtlarınızdan. Yani yurtlarınızı terk edin, gidin diye onlara biz emredip yazacak olsaydık ma faaluhu, bunu yapmazlardı. İlla gallemin. Onlardan çok az hariç bunu yapmazlardı. Allah'ın bu emrini uymazlardı. Velev şahit ennehüm, onlar faalü yapsalardı. Yani Allah'ın bu dediklerini faraza, Allah Teala mesela insanları kendi öldürün der mi? Demez ama faraza diyor yani mesela. Böyle Allah'ın bu emri yerine getirselerdi ma yu'azuna bi, kendine vaaz ile nasr eden yani öldürme işini veya Türk'ten çıkma işini lekâne hayran lehüm, onlar için hayırlı olur. Allah için canını yapıyor, verdiği zaman ne yapıyor? Allah Teala diyor insanların canlarını cennete karşılığında satın alıyor. Evet. Ve eşedde tesbiden sebatları bakımından daha sağlam olurdu. Yani dinlerini, kalplerini imana sağlam bağlama yönünden daha sağlam olurdu demiş. Ve izen, o takdirde eğer Allah'ın bu emri yapmış olsalardı le ateynâhum, onları verdik minnetin katımızdan ecran azimen, büyük bir ücret. Allah'ın ücreti nedir? Cennettir. Allah Teala o zaman Allah şunu yapın deyip de onlar da onu yaptıkları zaman tabii memleketini terk etmek, insanın canından olması basit şeyler değil. Dolayısıyla bu imtihanı kazananlara da diyor büyük ücret, yani cenneti verdik diyor. Ve lehedeynâhum, onları iletirdik sıradan müstakim, dost doğru yola, işte Allah'ın yoluna. Yine sıradan müstakim ne? Peygamberin Kur'an'ı ile Allah'ın Allah'ın Kur'an'ı ile Peygamber'in sünneti arasında gidilen bir yol. Evet. Ve men yudillâhe ve rasûle, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fevlâki, onlar mâllezîne en'amallâhu, Allah'ın nimet verdiği kimselerdir aleyhim, aleyhim üzerlerine. Allah'ın üzerlerine nimet verdiği kimselerle beraberlerdir. Kimden? Mine nebiyine, peygamberlerden. Ve sıddıkına, sıddık dost doğru, imanı tasdik eden kimselerden. Ve şüheda, şahitlerden. Efendim, şehitlerden ve şahitlerden. Efendim, ve salihine, Allah'ın salih kullarından, onlarla beraber olacaklardır ahirette. Ve hasüne, ne güzeldir ülaiki, onlar. Yani bu sayılan kimseler, refika, arkadaş olaktan. Bunlarla arkadaş olmak kadar güzel bir şey var mıdır? Yoktur demiş. Evet. Burada Peygamber Efendimiz işte diyor ki sahabeden biri Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, ben seni çok seviyorum, işte görmeden duramıyorum. Efendim ola ki ben de cennete gidecek olsam senin cennete gideceklerin yukarı olacak. Biz seni nasıl görecek deyince Peygamberimiz seslenmiyor. Sonra işte Allah Teala'dan efendim bir şey ne diyelim? Kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyuruyor. Hiçbirinizin yaptığı ibadetler kendisini kurtaramaz. Hiçbirisini. Diyorlar ki Peygamberimiz, ya Resulallah sende mi bende diyor bak. Benim de diyor ya, o zamanlara kadar ayaklaşacaklar efendim kıldığı ibadetler beni de kurtaramaz. Yani diyor, Allah beni rahmetine daldırırsa müstesna. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez diyor. Peygamberimiz burada ona cevap veriyor. Yani onun herkes amellerine göre yerine gireceklerini bildiriyor. Evet. Zalike bu fazullah minnallah. Bu Allah'ın lütfudur. Allah Teala insanlara çeşit çeşit nimetleri onları da değerlendirir. Ne yapar? Onların dereceleri yüksek olur. Öbürü de değerlendiremez. Derecesi aşağı olur. Yani cennette girse bile dereceleri eşit olmaz diyor. Evet. Efendim ve kefa billahi alim. Allah bilgi olarak yeter. Allah bildiği için ne yapar? Herkese yaptığına göre muamele eder diyelim. Evet. Efendim burada da şuran vermiş. Onu da söyleyeyim efendim. 98. Onu da zaten söyledik. Bayağı söylemişim ya. Neyse git. Evet. Ya eyyühellezine amine, ey madenler, huzuz hızrakum, tedbirinizi alın. Yani düşmana karşı tedbirli olun. Fenfiru sübatin evinfiru cemiyan. Karşıdaki düşmana göre gideceğiniz yere istersen grup grup
veyahut da cemaat olaraktan. Hı. Eğer cemaat olarak gitmeniz gerekiyor savaşa, cemaat olaraktan gidin. Yoksa efendim bir grup bir bölük gideceğse bir bölük olaraktan gidin. Ve inne minkum, elbette sizden vardır o savaş hakkında lemen, elbette o kimse ki le yubattı enne, ağır davranan, gitmemek için çeşitli bahaneler üreten kimseler vardır. Fe in esabetkum musibetün, eğer o savaşa gidenlere bir efendim diyelim ki bir sıkıntı, bir ölüm veyahut da bir yaralama isabet ederse, gâle der ki bu kimse, yani savaşa gitmeyen ağır davranan kimse, kad ennemallahu aleyhi, Allah bana lütufta bulundu da gitmedim de işte benim başıma bu gelmedidir. İz o zaman lem ekun olmadım mahum onlarla beraber şehiden. Onlarla beraber savaşa gitmedim. Yani şehit derken savaşa şahit olmadım. Hı. Şehit olmadım manasında. Onlarla beraber gitmediğim için bunlar benim başıma gelmedi diye efendim kendi kendine sevinir diyor. Ve leyn esabetkum, eğer size isabet ederse, Allah Teala bir zafer, bir başarı, bir ganimet verirse o zaman efendim fazlun minallah, Allah tutundan bir başarı verirse o zaman nedir? Leyekulen nedir ki ki en lem tekun, sanki olmamış gibi beynekum ve beynehu, sizinle onun arasında savaşa gitmeyen kimse arasında olmamış gibi ne? Mevette tüm bir sevgi, yani önceden hadi savaşa gidelim deyince ne yaptı? Ağır davrandı, gitmedi. Sanki böyle olmamış gibi ya la şöyledir. Ya leyteni, keşke ben kuntu olsaydım mahmunlarla beraber. Ben de onlarla beraber olsaydım evet. Fefuze fevzen azim, büyük bir kazanç elde ettim. Yani ben de mesela dedim gazi olsaydım, ben de ganimet alsaydım diye ki içinden böyle vah çeker, tabi olacak bir şey değildir diyor. Evet. O zaman fel yuqatil fi sebilillah, Allah yolunda savaşmak. Allah yolunda savaş. Ellezine, onlar ki yeşrunel hayatı dünya, işte onlar ne yapıyorlar? O hayat, dünya hayatını satın alıyorlar bile ahirete karşı. Bak, dünyayı verip, yani ömürlerini verip ahireti satılan kimseler böyle yapsınlar. Ve men yuqatil fi sebilillah, kim Allah yolunda savaşırsa evet fe yuqtel, öldürülür, ev yakılıp fiyatı ölürse şey veyahut da yakılıp galip gelirse efendim felsefenü diye biz ona veririz ecren azmı, büyük bir ücret ona veririz. Yani Allah'ın büyük ücreti nedir efendim? Cennetidir demiş. Evet. Burada yine Allah Teala diyor, kendi yolunda cihat edecek kimseye onu sadece benim yolumda cihat, bana iman, benim Resulü'nün tasdik yola çıkarmıştır. Bu yolardan kefir olur diyor bak. Yola giden kimseye kefir olur. Allah o kimseye şehit olursa cennete koyacağım. Gazi olursa manevi ecre ve dünyalık ganimete kavuşturulmuş olacaklar olarak evine döndüreceğim diyerekten diyor ona mutlu haberi verir demiş hocam. Evet, sadakallahu azim diyelim.